Erzincan'da gece saatlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karla mücadelesini sürdürdü. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Erzincan'ı kısa sürede beyaza bürüdü. Belediye ekipleri karla mücadele kapsamında ana caddelerde kar küreme araçları ile birlikte karları temizlerken yolları da tuzladı. ...18 kepçe, 7 tuzlama ve küreme aracı ve 2 grader ile birlikte koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Erzincan'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları ani olarak düştü. Gece etkisini arttıran kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı ve sabah Erzincanlılar güne buzla uyandı. Yollarda araçlar için tehlike oluşturan buzlar yayalara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önümüzdeki cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri 2 Şubat 2023'te Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
3 adayın yarıştığı seçime 140 delege katıldı. Adaylar ise şöyle: Tamer Geyik, Yalçın Akdağ ve Yasem Köhne. Mevcut Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Erzincan Ziraat Odamızın 24. olağan genel kurulunu bugün yapıyoruz. Ben bütün üyelerimize, çiftçimize, delegemize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kazanan burada Erzincan olacaktır. Erzincan çiftçisi olacaktır. Çiftçimize hizmet bizim için bir ibadettir. Bütün üreticilerimize selam ve saygılar iletiyorum. Ardından konuşan Ziraat Odası Başkan Adayı Yalçın Akdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İkinci ayın ikisi 2023 yılı olan genel kurulu yapıldı Ziraat Odamızda. Hiç olayımızla devam etmekteyiz. Şu anda seçim yapılmakta. İnşallah ermesin hayırlı olur. Son olarak konuşan Ziraat Odası Başkan Adayı Yasem Köhne konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Erzincan Ziraat Odalarısına başkan adayıyız. Tüm delege arkadaşlardan desteklerini bekliyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılı Ocak ayı faaliyetleri kapsamında Erzincan'da 219 şahıs yakalandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Ocak 2023 ayı içerisinde sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 2833 paket kaçak sigara, 2 adet sikke, 3 adet tarihi obje, 13 litre kaçak alkol, 1 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 4 adet Osmanlı dönemine ait el yazması kitap, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ele geçirilmiş olup 30 şüpheli şahıs yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 2 yasa dışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilmiş olup bu olaylarda toplam 39 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış olup yakalanan düzensiz göçmenlerden 3'ü serbest bırakılırken 36'sı sınır dışı edildi. JASAT Suç Araştırma Tim Komutanlığı'nca 11 faili meçhul olaya müdahale edilmiş olup 8 olay aydınlatıldı. Ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 223 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 219 şahıs yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaklaşık 140 yıllık bilgilerini içeren 110 bin nüfus kütüğünün restorasyonu ve dijital ortama aktarılması için çalışan uzmanlar, Türk milletinin nüfus hafızasını gelecek nesillere taşıyor. Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Nüfus Arşivinde yaklaşık 110 bin nüfus kütüğü ve 500 milyon nüfus dayanak belgesi bulunuyor. Yangın, deprem ve sel gibi afetler ile devamlı kullanım dolayısıyla yıpranan ve hasarlı hale gelen arşiv belgelerinin korunması ve yok olmaktan kurtarılması amacıyla dijital arşiv projesi yürütülüyor. Burada görevli 29 restoratör yıllar içinde yıpranan ve restorasyona ihtiyaç duyan belgelerin onarımını yapıyor. Onarılan belgeler daha sonra dijital ortama aktarılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 470 milyon belge dijitalleştirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanlığı Belge Yönetimi ve Restorasyon Şube Müdürü Emin Kutlu, genel müdürlükteki arşiv depolarında geçmişten bugüne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik, ikamet, aile bağları gibi bilgilerini içeren milyonlarca belge bulunduğunu söyledi. Bu arşivin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Şube Müdürü Emin Kutlu, "Arşivimiz canlı kayıt dediğimiz hukuki belgeleri ihtiva etmektedir. Öyle ki herhangi bir kayıt kaybolduğu zaman o kişinin bütün hukuki ve mali hakları kaybolmaktadır. Bu bakımdan bu belgelerin çok titizlikle saklanması gerekmektedir," dedi.
uzanacak bir yardım eli bekleyen yetime hamilelik etmek ister misin? Umutla yolunu gözleyen bir yetimin elinden tutmaya var mısın? El ele vererek bir yetimin yüzünü güldürmek için yetimi bağrına basan peygamberimizin izinden gitmek için Rabbimizin emaneti olan yetimlere sahip çıkmaya var mısın? Bir yetimin gönlüne girmek ister misin? İyiliklerinizle yetimlerimizi koruyup gözetiyoruz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki yetimlerimizin gülüşüne vesile oluyoruz. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.